Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Arap ülkelerde ünlü olan bir tarifi hazırlayacağız. Bugünkü tarifimizin adı kepse. Birden fazla ülkede yapılıyor. Mesela Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Suriye, Ürdün, Filistin'de var. Her ülkede daha değişik, daha farklı baharatlar kullanarak yapıyorlar. Etli ya da tavuklu yapabilirsiniz. Ben bugün tavukluyu yapacağım. Önce tavuğun için gerekli olan malzemeleri sayayım. İyi bir şekilde yıkılmış olan tavuk, isterseniz kesebilirsiniz ya da tam bir tavuk koyabilirsiniz. Ben kestim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı sarımsak, 1 yemek kaşığı kırmızı tatlı biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Bir tabağa alalım, içerisinde biber salçası ekliyoruz. Limonun suyu döküyoruz. Elmanın sirkesi de ekleyelim. Zeytinyağımız. Tuzumuz. Sarımsak pudrası. Şimdi iyice birbiriyle karıştırıyoruz. Bir miktarı su ekleyelim ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdiki yaptığımız sosumuz tavuğumuz içerisinde batırıyoruz şöyle. Evet, şöyle her tarafı her yerde. Ondan sonra fırın tepsimiz içerisinde koyuyoruz. Diğer parçalarım için aynı şekilde devam ediyorum. Evet, ben iki tane şu büyüklüğü olan soğanı kullandım ve patates. Onları soydum. Ondan sonra ekledim. Şimdi fırın kağıdı alıyoruz. Bir tarafı yağlı kağıt gibi olacak, öbür tarafı alüminyum olacak. Fırın tepsisi üstüne koyuyoruz. İyice kapattık. Şimdi fırında 1,5 saate kadar bekleteceğiz. Sıcaklık 150 derece olacak. Alt ve üst kısmını ayarladım. Şimdi pilavın malzemeleri söyleyeyim. 4 su bardağı kadar yıkılmış ve su da bırakılmış. En az yarım saate kadar suyu içerisinde bıraktık. Tuz ve bir miktarı tavuğun suyu. 2 adet kuru limon. Az bir miktarı karabiber ve anason. 2 küp kadar tavuğun suyu. Bir miktarı karanfil ve defne yaprağı. Küçük bir kaşığı karabiber. Muskat, kimyon. Kekule. Kişniş, küre, kuru lemon. Tarçın. Doğrulmuş olan soğan ve 2 diş sarımsak. Ocağımız üstüne bir tencere koyalım. İçerisinde bir miktarı zeytinyağı koyuyoruz. Şimdi içerisindeki şuradaki malzemeler ekliyoruz. Ve 2 küp olan tavuğun suyusu da ekleyelim. Biraz karıştıralım.
Şimdi sarımsağımız ve doğranmış olan soğanımızı döküyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Yıkılmış olan pirincimiz döküyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Kökülemiz, kişniş, küre, kuru limon, muskat, tarçın, karabiber, kimyon, şimdi hepsini birbiriyle karıştırıyoruz. Tuzumuzu ekleyelim. Tavuğun suyu da ekledik. Sonra bir miktarı kaynamış olan suyumuzdan ekliyoruz. Kaynamış suyun miktarı pirincimiz üstüne geçmesi gerekir. Tenceremizi üstünü kapatalım. Suyu çekene kadar bekleyelim. Bakalım nasıl oldu. Evet, şimdi biraz karıştırıyoruz. Şimdi ortasından bir çukur yapalım. İçerisinde alüminyumumuz şu şekilde koyduk. İçerisinde önceden yıktım olan kömürümü koydum. Alüminyum içerisinde koydum tabii ki de. Kömürümüz üstüne az bir miktarda sıvı yağ koydum. Duman oluşması için öyle yaptık. Sonra direkt üstüne kapatıyoruz ve ocağımız üstüne bir zamana kadar bekleyelim. 1,5 saat geçtikten sonra şimdi alüminyumumuzu çıkartıyoruz. Evet, şimdi fırının içerisinde 15 dakika kadar bırakalım. 15 dakika geçtikten sonra şimdi fırın tepsimizi çıkartıyoruz. Artık servis edilmesi için hazır oldu. Servis tabağının içerisinde ilk önce pilavımızı koydum. Üstüne bir miktarı badem ekleyebilirsiniz. Bademin kabuğu çıkartabilirsiniz, size bağlı. Az bir miktarı domalık fıstığımızdan da ekleyelim. Bir miktarı daha kuru üzümümüzden de ekleyelim. Bir miktarı daha kuş üzümümüzden de ekliyoruz. Izgaradığımız olan tavuğumuzu yerleştirelim. Patatesimiz ve soğanımızı da ekleyelim. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.